أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir seçen vardır, bir de seçilenler. Seçen her zaman Allah Celle Celaluhu, seçilenler değişir. Şu saatte, şu güzel mekana Allah tarafından seçildiniz. Fatih medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibini Seçiyor konferansına Allah tarafından seçilen güzel insanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sizlere İslam'da aile konusunu anlatmaya çalışacağım inşallah. İslam'da aile. Allah önce bir can, sonra o candan eşini yarattı. Birbirinin tamamlayıcısı olsunlar diye. Biri olmadan diğeri olmaz. İnsan çift yaratıldı, başka bütün canlılar gibi. Aynı kökten fakat farklı özelliklerle donanmış bir çift. Kadın ve erkek. Bu fark Hak Teala tarafından takdir edilmiş fıtri bir farktır. O erkek ve kadını farklı isimlerinin tecelligahı yapmıştır. Birinde olan diğerine verilmemiş, biri diğeriyle tamamlanmıştır. Erkek ve kadın birbirinin örtüsüdür. Erkek kadınsız, kadın erkeksiz olamaz. Bu fıtrata aykırıdır. Yaratılışımız bizi karşı cinsle birlikte olmaya zorlar. Buna direnen insan her neye sahip olursa olsun, eşi yoksa tamam olma duygusundan yoksundur. Bir boşluk hisseder ve bu boşluğu hiçbir şey doldurmaz. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Onlar sizin elbiseniz, siz de onların elbisesisiniz buyurarak eşsiz olma durumunu çıplaklığın vermiş olduğu rahatsızlık hissiyle birlikte tarif edilmiştir. O halde erkek kadınla, kadın erkek de örtüdür. Birbirini tamamlar, eksiğini giderir, mahremiyetini muhafaza eder. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ilk insan çiftini oluşturmuşlardı. Bu ilk çift yaratıldıkları andan itibaren aynı hayatı paylaşan iki insan olmuşlardır. Biri diğerinden hiçbir zaman ayrı olmamıştır. Bazen birbirlerine üzüntü kaynağı olurken sevinci paylaşmak için de birbirlerine ihtiyaç hissetmişlerdir. Hazreti Adem Aleyhisselam ile kurulan bu ilk yuva ilkel ve medeni bütün insan topluluklarında tarihin bütün zaman dilimlerinde önemini koruyarak devam etmiştir. Yüce Rabbimiz bu ilk erkek ve kadın nezdinde tüm insanlara kendisinden sakınmayı, emir ve yasaklarına uymayı, ayrılığa düşmemeyi, hayatı birlikte omuzlayıp istikamet üzere gitmeyi emretmiştir. Bu emre uyan insanlar sağlam aileler kurarak güçlü toplumları oluşturmuşlar. Bir taraftan ahirete hazırlanırken dünya hayatları da her türlü zorluğa rağmen huzur içinde geçmiştir. İslam dini aileye büyük önem vermektedir. Çünkü aile hem kişinin içinde huzur bulduğu bir ortam, hem neslin devamı için bir vesile, hem dince günah sayılan çeşitli kötülüklerden koruyan bir kurumdur. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İçlerinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının belgelerindendir. Bunda düşünen insanlar için dersler vardır buyurmaktadır. Toplumun temeli ve özü ailedir. Uygarlıkta ne kadar ileri gitmiş millet varsa aile ocağında iyi eğitim görmüş
bireylerden meydana gelmiştir. Çünkü toplumlar ailelerin birleşmesiyle meydana gelir. Bu yüzden İslam dini aileye, aile kurumuna ve ailedeki bireyler arasındaki ilişkilere kadar büyük önem vermektedir. Günümüzde aile kurumumuz tarih boyunca eşine rastlanmamış büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu tehlike de kadın hakları adı altında kadın düşmanlığı yapan bir takım Batı ülkelerinin maddi ve manevi desteğini alan bazı kuruluşların yürütmüş olduğu faaliyetlerdir. Halbuki kadın haklarını savunduğunu iddia eden bu akımların en büyük amacı kadın erkek eşitliği adı altında aile kurumunu zedelemek, yardımlaşma ve dayanışmayı ortadan kaldırarak aile bağlarını koparmak, kadına sınırsız ve sorumsuz bir statü tanıyarak aile mefhumunu ortadan kaldırmaktır. Halbuki İslam'daki aile yapısı kutsaldır ve aile yapısı bu kutsallığını en yüce değer olan Kur'an ve sahih sünnetten alır. İslam dininde ailenin temeli nikah dediğimiz kutsal bir bağla birbirine bağlanan ayrı cinsten iki insanın bir araya gelmesiyle meydana gelir. Nikah ahdi toplumun çekirdeğini oluşturan bu küçük yuvanın meşru olmasının ilk şartıdır. Halbuki günümüzde bazı insanlar Allah'ın helal saydığı nikahı kabul etmeyerek gayrimeşru ilişkilere yönelmektedir. Bu da toplumumuzda zina, fuhuş ve sapık ilişkilerin çoğalmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu tür sapık ilişkilere karşı uyarmak gerekmektedir. Meşru olmayan sebeplerle bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluklar aile sayılmaz. Çünkü bu birlikteliğin temelinde nikah değil, iffetsizlik yatar. İslam dini iffetsizlik sayılan zina, fuhuş ve her türlü gayrimeşru ilişkiyi haram saymış ve şiddetle yasaklamıştır. İslam dini insan neslinin devamı, nesebin muhafazası, toplumu meydana getiren ve toplumun temel taşı olan aile müesseselerinin kurulmasını emretmiş ve bunu bir takım müeyyidelerle cazip hale getirmiştir. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İçinizden bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir. Peygamber Efendimiz de gençlere hitaben şöyle seslenmektedir. Gençler, içinizden gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü harama karşı korur, namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar buyurmaktadır. Bununla birlikte aile hayatının insanca ve Müslümanca sürdürülmesi gerekir. Ancak bu şekilde aileyi oluşturan kadın ve erkek ailenin şeref ve haysiyetini muhafaza edebilir, karı koca hukukuna riayet edilir, huzurlu bir ortamda temiz nesiller yetiştirilebilir. Böyle bir evlilik de fıtri ihtiyacın karşılanmasını aşar, ibadete dönüşür. Peygamber Efendimiz öyle buyurmaktadır. Erkek, karısının elinden tuttuğu zaman parmaklarının arasından günahları dökülür. Çiftlerin birbirlerine güzel muameleleri ibadet niteliğindedir. Ailenin şeref ve haysiyetini zedeleyecek söz ve davranışlardan uzak durmak gerekmektedir. Büyüklerimize saygı göstermeli, küçüklerimize her zaman yardımcı olmalı, sevgi ve rahmetimizi, merhametimizi onlardan esirgememeliyiz. Aile bütçesine elimizden geldiği kadar katkıda bulunmalı, ev işleri,
ve dış işlerinde birbirlerimize destekçi olmalıyız. Bunları yaparken de bir ücret beklememeliyiz. Çünkü ailedeki ücret sevgi ve ilgidir. Aile ocağında saadetin temini için birçok şeyler söylenebilir, tavsiyelerde bulunulabilir. Burada asıl iş, asıl gayret aileyi oluşturan erkek ve kadına düşmektedir. Hiçbir erkek ve kadın mutsuz olmak için bir araya gelmez. Huzurdan yoksun bir aile bir evlilik meydana getirmek istemez. Yeter ki burada aileyi oluşturan kişiler iyi niyetli olsunlar. Akıllı ve sabırlı davranarak şu 3 günlük dünya hayatını kendilerine ve ailelerine rezil etmesinler. Ve mümin bilir ki asıl önemli olan Allah'ın rızası ve ebedi olan cennet hayatıdır. Her an Allah'ın yanlarında ve Allah'ın onlarla birlikte olduğunu bilen eşler birbirleriyle ve kendileriyle olan münasebetlerinde, söz ve davranışlarında Allah'ın rızasını gözetirlerse karşı cinsle birlikte olmanın hazzını yakalayacaklardır. Ve dünyada başlayan bu saadet hayatı artarak, zenginleşerek ebedi olan ahiret aleminde de devam edecektir. Sözlerimi 2 cümleyle bitiriyorum. Dünya varlığı bir kibrit çöpünün aleviyle yok olacak saman yanıdır. Unutmamak gerekir ki hiç bitmeyecek, eksilmeyecek tam olan mutluluk cennettedir. Esselamu aleyküm.